Merhaba, Investaz'a yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Piyasalara baktığımızda Euro-Dolar paritesinde geri çekilmenin devam ettiğini takip ediyoruz. Özellikle burada ABD'deki gelişmeler Euro-Dolar paritesinin geri çekilmesinde etkili olmakta. Bütçe tasarısının kabulü ve vergi reformu ile ilgili iyimserliğin devam etmesi doların değer kazanmasıyla sonuçlandı ve Euro-Dolar paritesinde geri çekilmeyi takip ediyoruz. Geri çekilmelerde destek noktası olarak takip edilebilecek seviye 1.17 seviyesi olabilir. Daha altında bir fiyatlama görürsek de 1.1660 seviyesi diğer destek noktası olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 1.18 seviyesi Euro dolar için direnç oluşturabilir. Üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda ise 1.1850 seviyesi diğer direnç noktası olarak takip edilebilir. Kur tarafına bakacak olursak dolar Türk lirasında da yükselişlerin devam ettiğini takip ediyoruz. Burada da yine dolar kaynaklı yükselişler görmekteyiz. Doların değer kazanması, özellikle burada ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2.40'lar seviyesine çıkması kurda da yükselişe neden olmakta. Yükselişlerin devam etme durumu söz konusu olursa burada 3.70 üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda 3.71 seviyesi ilk etapta karşılaşacağımız direnç noktası olabilir. Daha üzerinde bir fiyatlama görürsek de 3.72 seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde destek oluşturabilecek seviyelere baktığımızda 3.70 seviyesi ilk destek noktamız. Daha altında fiyatlama görürsek de kademeli olarak 3.69 ve 3.68.50 seviyesi takip edilebilir. Altın tarafına bakacak olursak altında da geri çekilmelerin devam ettiğini takip ediyoruz. Özellikle altında zaten doların güçlenmesiyle beraber bir geri çekilme satış baskısı mevcuttu. Bütçe tasarısının kabulü, vergi reformundaki iyimserlik altına satışları devam ettirdi. Satışların devam etme durumu söz konusu olursa takip edebileceğiniz destek noktası altın için 1.272 seviyesi olabilir. Altında oluşabilecek fiyatlamalarda 1.268 seviyesi diğer destek noktası olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise direnç oluşturabilecek seviyelere baktığımızda 1.278 seviyesi ön planda. Daha üzerinde bir fiyatlama görürsek de 1.282 seviyesi diğer direnç noktası olarak altında takip edilebilir. Investaz'a yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.